Bu videoda ekonomi derslerinde karşımıza çıkacak piyasa türlerinden bahsedeceğiz. Bunu yaparken her zaman duyacağınız terimleri kullanmaya özen göstereceğim. Çünkü tam rekabet, monopol ya da tekel ya da oligopol terimlerini hem ekonomi derslerinde hem de bundan sonraki hayatınızda sıklıkla duyacaksınız. Bu terimlere geçmeden size bir de ürün piyasası ve üretim faktörleri piyasalarından da bahsetmek istiyorum. Ürün piyasalarında piyasada üretilen veya satılan ürünlerin insanların tükettikleri bir şey olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Bunun fiziksel bir ürün olması da gerekli değil. Söz konusu olan bir hizmet de olabilir. Örnek vermek gerekirse tişört piyasası veya araba piyasasından bahsedebiliriz. Ya da vergi hazırlığı gibi bir hizmet söz konusu olabilir. Bunların her biri ürün piyasalarına verilebilecek örneklerdir. Ve az önce de söylediğim gibi bahsi geçen ürünler tüketiciler tarafından tüketilir. Bu arada vergi hazırlığının tüketici vergileriyle alakalı olduğunu da ekleyeyim. Firma vergileriyle karışmasın. Buna dayanarak üretim faktörleri piyasalarının ne olabileceği hakkında bir fikriniz oluşmuş olmalı. Bu piyasalarda farklı ürünlerin ya da kaynakların üretiminde kullanılacak girdiler yer alır. Bunlar üretim faktörleri olarak bilinirler. Bunları şöyle sıralayabiliriz. İş gücü, tarım arazisi. Tarım arazileri başka ürünlerin üretilmesi için kullanılır, öyle değil mi? Sermaye mallarını da listeye ekliyorum. Bahsi geçen ister ürün piyasası, ister üretim faktörleri piyasası olsun, piyasada yer alan firma sayısı, firmaların birbirlerinden ne kadar farklı oldukları, piyasa fiyatlarını nasıl kontrol ettikleri ve piyasaya giriş engelleri piyasalarla ilgili önemli özelliklerdendir. Daha iyi anlatabilmek için size hemen bir spektrum çizeceğim. Spektrumun bir ucuna piyasada yalnızca bir firmanın yer aldığı durumu koyacağım. Not ediyorum. Piyasada tek bir firma var. Evet, piyasada tek firma yazıyorum. Parantez içinde de alıcısı çok yazayım. Bu tür piyasalara ne ad verildiğini hatırlıyor musunuz? Doğru. Tekel ya da monopol. Monopol diye bir oyun olduğunu ve bu oyunun amacının da oyundaki tüm arazilere sahip olmak olduğunu biliyor olmalısınız. Peki, tekeli tanımlayan özellikler ne olabilir? Tekeli tanımlayan özelliklerden en önemlisi piyasaya giriş engellerinin aşılamaz olmasıdır. Aşılamaz engeller olarak not ediyorum. Tekeller zaman zaman mantığa aykırı olsalar da kanun dışı durumlar değillerdir. Hatta bazı ülkelerde bazı firmalara fikri mülkiyet ya da patent aracılığıyla tekel olma hakkı verilir. Örneğin bir hastalığa çare bulan bir ilaç firmasını ele alalım. Bu firmaya buldukları ilaç için belirli bir süreliğine tekel olma hakkı verilebilir. Hükümetler, araştırma ve geliştirme maliyetlerini karşılayabilmeleri için firmalara bu tarz imtiyazlar verebilirler. Kanun dışı olan durumlar, bu firmanın bu durumu kötüye kullanması sonucu ortaya çıkar. İsterseniz şimdi de spektrumun diğer ucuna gidelim. Burada piyasaya girişte herhangi bir engel bulunmuyor. Ek olarak bir de farklılaşma yok ve firma sayısı da çok. Çok sayıda firma şeklinde not edelim. Parantez içine bir de çok sayıda alıcı diye not edelim. Bu piyasa ekonomi derslerimizde en sık karşımıza çıkan tam rekabet piyasasıdır. Bu terim bazı yerlerde tam rekabetçi pazar olarak da karşınıza çıkabilir. Tam rekabet piyasalarında firmalar piyasadaki fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Evet, piyasadaki fiyat neyse o fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Bu varsayımı daha önce de defalarca ele almıştık. Ancak söz konusu tekel olduğunda bu firmanın fiyatı belirleyen firma olduğunu da hemen ekleyeyim. Bu noktada tam rekabet dediğimizde bunun teoride tam rekabet olduğunu da eklemem gerek. Başka bir deyişle tam anlamıyla tam rekabet piyasası diye bir şey yoktur. Ancak bu duruma yakın olan piyasalardan bahsedebiliriz. Örneğin şeker piyasasını ele alalım. Evet, şeker piyasası tam rekabet piyasasına oldukça yakın bir piyasadır. Bu piyasada birçok firma bulunur ki bunların şeker üreticileri olduklarını düşünebiliriz. Şeker almak isteyen bir sürü alıcı bulunur ve piyasaya girişte bazı engeller olur. Şekerin nasıl yetiştirildiğini bilmek gerekir. Şeker yetiştirmeye uygun arazi gerekir. Birçok üretici ekmekte oldukları ürünler yerine kolaylıkla şeker kamışı ya da şeker pancarı ekebilirler. Ek olarak herhangi bir üreticiden alacağınız şekerle bir başka üreticiden alacağınız şeker arasında çok da büyük bir fark olmadığından farklılaşma da yoktur diyebiliriz. Bu sebeple şeker piyasası tam rekabetçi piyasaya oldukça yakın özellikler taşıyan bir piyasadır ve birçok tarım ürünü için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bu firmalar ya da üreticiler diyeyim, piyasadaki fiyat neyse o fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Başka bir deyişle şeker üreticilerinden biri ben şekerimi biraz daha pahalıya satmak istiyorum diyemez. Neden diyecek olursanız bunu yaparsa şekerini satamaz da ondan. Bu yüzden de piyasa fiyatını kabul etmek zorundadır. Bu iki uç arasında farklı birçok piyasa tipi olduğunu da söyleyebiliriz. Tekele yakın, hatta birçok açıdan tekele benzeyen bir diğer piyasa türü içerisinde az sayıda satıcı barındırır. Bu tür piyasalara da oligopol adı verilir. Bu piyasaya giriş engelleri de oldukça yüksektir. Firma sayısı tekele göre fazladır ancak yine de tam rekabette olduğu kadar çok değildir. Alıcı sayısı yine fazladır. Oligopole örnek olarak havacılık endüstrisini verebiliriz. Bu piyasaya girişte çok fazla engel bulunur. Yatırım açısından çok yüksek meblağlar söz konusudur. Devletten onay almak gerekir vesaire vesaire. Bu yüzden de özellikle de büyük yolcu uçakları söz konusu olduğunda aklımıza Boeing ya da Airbus'tan başka firma gelmemesinin sebebi de budur. Bazı araba piyasaları ve bilgisayar piyasalarının da giriş engelleri oldukça yüksektir. Spektrum üzerinde sola doğru biraz ilerleyecek olursak tekelci rekabet adı verilen bir piyasa türüyle karşılaşırız. Not ediyorum, tekelci rekabet. Bu piyasaya girişte çok fazla engel bulunmaz. Piyasadaki firma sayısı çoktur. Ancak farklılaşma söz konusudur. Bu da firmaların ürünlerinin ya da mallarının kolaylıkla ayırt edilebileceği anlamına gelir. Birçok sektörün tekelci rekabet piyasasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bazı tekel ya da oligopollerden bahsettik. Ancak bu piyasalara da verilebilecek çok sayıda örnek mevcut. Tekelci rekabette verebileceğim örnekler arasında kahvaltılık gevrek piyasası vardır. Kahvaltılık gevrek piyasasında birçok firma bulunur. Piyasaya girmek için aşılması gereken çok fazla engel yoktur. Bu da kahvaltılık gevrek üretmek isteyen birçok firmanın bunu kolaylıkla yapabileceği anlamına gelir. Ancak biraz farklılaşma söz konusudur. Bazı firmalar gevreklerinin daha tatlı ve lezzetli olduğunu, bazıları da daha besleyici olduğunu söylerler. Bir marka yaratırlar ve pazarlama aktiviteleri yürütürler. Farklılaşma olduğundan firmalar tam rekabet piyasasının aksine fiyat üzerinde biraz daha kontrole sahiptir. Bizim markamız diğerlerinden üstün ya da bizim ürünümüz daha sağlıklı diyerek ürünleri için diğer firmalardan daha yüksek bir fiyat belirleyebilirler. Farklılaşma yüzünden bu firmaların talep eğrilerinin kendilerine ait olacağını bile söyleyebiliriz. Tişört piyasasının da buna benzer bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Birçok tişört üreticisi bulunur ancak üretilen tişörtler farklıdır. Bazıları modaya daha uygundur ya da daha kalitelidir ve bu yüzden de firmalar bir marka oluşturup ürünlerini pazarlarlar. Bu tür piyasalardaki rekabet türüne ne deniyormuş? Tekelci rekabet. Bu video sayesinde kullandığımız bu terimleri olan aşinalığınızı arttırmak istedim. Terimlerin ne anlama geldiğini, hangi durumlar için kullanıldığını, piyasalardaki farklılaşma ya da firma sayısı açısından ne anlama geldiklerini bilmek son derece önemlidir. Videoyu bitirmeden size son bir terimden daha bahsedeceğim. Bunu diğerlerine oranla daha az duyacaksınız. Monopson. Bunu farklı bir renkte yazsam iyi olacak. Bu rengi kullanmamışım. Evet, çok iyi oldu. Monopson. Bu tekelin tam zıttıdır da diyebilirim. Tekelde bir satıcı ve bir sürü alıcı varken monopsonda birçok satıcı ve tek bir alıcı vardır. Örneğin küçük bir kasabada bir marketiniz var ve bu kasabadaki tek işveren sizseniz iş gücü açısından bir monopson olabilirsiniz. İşe alabileceğiniz birçok insan varken iş verebilecek tek firma sizsiniz. Bundan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim.